Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte GeForce Now'ın gecikmesini ölçeceğiz. Evet, GeForce Now nedir diyenler için, hiç farkına varmayanlar için şu GeForce Now Powered by Game Plus olayını bir özetleyelim hocam. Ali, GeForce Now sahip olduğumuz oyunları uzaktaki bir sunucu üzerinden oynamamızı mümkün kılan bulut oyun servisi. Bulut oyun servisinin temel avantajı şu arkadaşlar, evdeki bilgisayarımız eski ya da güçsüz ama oynamak istediğimiz oyun güçlü bir bilgisayar gerektiriyor. Uzak sunucularda güçlü bilgisayarlar var, biz onlar sayesinde oyunu oynamış oluyoruz. Biz videosunu görüyoruz, kontrol komutlarımız karşıya gidiyor. Aslına baktığınız zaman siz buradaki bilgisayar yerine uzaktaki bilgisayarı kullanıyorsunuz ama bu doğal olarak kullanıcının kafasında hep bu gecikme sorununu uyandırıyor. Zaten bu videonun temel amacı da bu gecikmeyi ölçmek. Şimdi hani gecikmeyi ölçmek için birden çok seçeneğimiz mevcut. Örneğin bağlandığımız sunucu ile aramızdaki gecikmeyi milisaniye cinsinden ölçebiliriz. Fakat elimizde bunun için çok daha gelişmiş bir araç var. Nvidia'nın LEDAT isimli bir kiti. Özel bir araç, bu foton yani ışığı ölçüyor. Bizim aslında yaptığımız ölçüm ekrana gelen görüntü oynadığımız oyundaki en detaylı, en iyi gecikme ölçümü oluyor. Biz burada internetin pingini falan ölçmüyoruz. Gerçekten ateş etme tuşuna tıkladığımız zaman görüntüyü gördüğümüz zamana kadar geçen aradaki süreyi ölçmüş oluyoruz. Mükemmel bir teknoloji. Kesinlikle. Peki GeForce Now'ın gecikmesini nasıl ölçeceğiz? Bunu ölçmek için önce bilgisayarımızda bir test yapmamız gerekiyor ve bilgisayarımızın gecikmesini tespit etmemiz gerekiyor. Daha sonra GeForce Now'ı da test ettiğimiz zaman iki gecikme arasındaki farkı alarak GeForce Now'ın bize ekstra eklediği gecikmeyi rahatlıkla hesaplayabiliriz. Yani kendi bilgisayarımızda oyun oynarken ne kadar gecikmemiz var? Evet, kendi bilgisayarımızda oynarken de bir gecikme var. Uzak sunucuda oyun oynarken de bir gecikme var. Hatta bu adımları üst üste eklediğiniz zaman çok detaylı analizler, kırılımlar çıkartabilirsiniz ama biz işleri basit tutacağız. Bilgisayarın gecikmesi nedir? GeForce Now'ın gecikmesi nedir? Çünkü biliyorsunuz Game Plus ile Türkiye'de sunucular var artık ve biz Türkiye'deki sunucular üzerinden oyun oynuyoruz. Bu da yurt dışına çıkışa nazaran bizim Türkiye'deki oyuncular olarak daha avantajlı bir gecikme elde etmemizi sağlıyor. Bakalım durum nedir Recep? Önce sistemin bir gecikmesini buyur ölçelim. Ali, CS:GO kullanacağız testimizde en çok tercih edilen e-spor oyunlarından bir tanesi. Bizim kendi sistemimizde minimum gecikme 19.3 milisaniye, ortalama 32.3 milisaniye ve maksimumda da 43.9 milisaniye oldu. Bu tabii ki yerel bilgisayarda, bizim ofiste kullandığımız güçlü, gecikmesi düşük, çok iyi bir oyun bilgisayarındaki gecikme. Bu değerlere her bilgisayarın erişeceğinin bir garantisi yok. Bunun 2-3 katı gecikmeyi kendi bilgisayarınızda yaşamanız ya da aynı gecikmeyi elde etmeniz mümkün. Evet, peki GeForce Now'a geçtiğimizde gecikme ne oluyor? Öncelikle şunu belirtelim, GeForce Now'ın içerisinde bazı hazır ayarlar mevcut. Biz ilk olarak bu ayarlardan gecikmenin düşük olduğu belirtilen yarış ayarını seçtik. Yarış ayarında minimum gecikme 48 milisaniye, ortalama 69 milisaniye ve maksimumda da 95.8 milisaniye oldu. Recep, ortalama üzerinden sadece gidecek olursak 32.3'e 69, yani 33'e 70 olmuş diye bakabiliriz. Evet, 70 milisaniye aslında çok küçük bir değer. Baktığımız zaman aradaki fark oran olarak büyük ama her oyunda hissedilir mi hissedilmez mi onu videonun son kısmında konuşalım istiyorum. Peki diğer modlarda nasıl oldu bu gecikme? Daha aşağıya indirebildim mi? Ali, indirebildik. Özel ayarı seçtikten sonra orada yavaş internet için optimizasyon kısmı var. Onu da devre dışı bıraktım ve daha sonra band genişliğini en üst seviye olan 50 megabit'e çektim. 1080p 60 fps'de minimum 45.2 milisaniye, ortalama 66.6 milisaniye ve maksimumda da 98.5 milisaniye değerini elde ettik. Yani ortalama gecikme süresi düştü. Evet Recep, bu sonuçlara baktığımız zaman bunları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? 30 milisaniye ya da 60 milisaniye çoğu kullanıcı için kafasında beliren bir değer değil. Çünkü saniyeden değil, milisaniyeden bahsediyoruz. Öncelikle şunu belirtelim Ali, bu 33 milisaniye sunucu gecikmesi değil. Yani burada biz multiplayer oynayıp da uzaktaki sunucuya olan gecikmemizi ölçmüyoruz. Fare tıklamasının ekrana olan yansımasını ölçüyoruz. Ve bu da e-spor oyunlar için iyi bir değer. Yani evet, yerel PC'mizde aldığımız değer iyi bir değer. Fakat söz konusu GeForce Now olduğunda 66.6 milisaniyelik bir gecikme e-spor oyunlar için rekabetçi oyunlarda kullanıcıyı geriye atabilir. Evet, CS:GO gibi aşırı mücadeleci oyunlarda, turnuvalarda henüz daha gecikmenin milisaniye cinsinden değerinin ideale ulaşmadığını söyleyebiliriz. Fakat benim beklediğim değerlere göre ortaya çıkan değerler çok çok daha iyi Recep. Kesinlikle. Eskiden oynadığım online oyunlarda kendi ev bilgisayarımla, internetimle toplam yaşadığım gecikmeye göre şu an dediğin değerler rüya gibi. Aynen öyle Ali. Bir de tabii kullanıcıların aklında şöyle bir soru oluşacak. Şimdi siz CS:GO'nun gecikmesini test ettiniz. Tabii. Yerel bilgisayarda bağlandığınız sunucuyla
GeForce Now'da bağlandığınız sunucu arasında gecikme farkı olabilir gibi bir düşünce çıkabilir kullanıcının kafasında. Tabii multiplayer bir oyun olduğu için. Evet. Fakat bizim yaptığımız testte botlarla çevrim dışı bir test yapıyoruz. Evet. Ve bu test esnasında uzak sunucuya bağlanmıyoruz. Anladım. Oyun yerel bir sunucu oluşturuyor. Tekrarlanabilir olsun diye yani biz kendimiz yerel olarak bu testi yaptık. İşin içerisinde internet gecikmesini katmış olmadık arkadaşlar. Dediğim gibi her eklediğiniz şey gecikmeyi artıracaktır. Yani testin 100 farklı varyasyonunu yapabiliriz. Bunu ekleseydiniz şöyle olacaktı. Bunu çıkarsaydınız böyle olacaktı. Evet, tam olarak böyle merdiven şeklinde her gecikme üzerine eklenip çıkartılabilir. Ama önemli olan sizin burada GeForce Now'ın sunucu gecikmesiyle ilgili olarak pratikte kullanıcıya fare tıklamasından ekrana gelen görüntüye kadar gecikmesinin net bir ölçümünü teknik olarak Teknopat'tan elde etmiş olmanız. Yani ortada güzel bir değer var Recep. Kendi bilgisayarının gecikmesini şu an ölçmek isteyenlerin çok özel ekipman kullanması gerekiyor. Evet. Hadi gecikmeye baktık, bir de görüntü kalitesine bakalım. Zira önemli konulardan bir tanesi. Bizim elimizde hızlı bir internet var açıkçası. Biz de bu alanda bütün ayarları sonuna kadar açtık. Daha sonrasında hem yerel bilgisayarımızda hem de GeForce Now'da Far Cry 6'nın benchmarkını çalıştırdık. Bu sayede birebir aynı sahneyi elde ediyoruz ve PC ile GeForce Now arasındaki görüntüyü karşılaştırabiliyoruz. Evet, ekranda yan yana baktığımız zaman bu görüntüyü özellikle cep telefonunda ayırt etmek pek mümkün değil Recep. Kesinlikle. Daha büyük ekranda baktığımız zaman detaylara daha hakim oluyoruz ama yine görüntü kalitesinin beklediğimizden çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten tek kişilik oyunların görüntü kalitesi GeForce Now üzerinde tatmin edici düzeye ulaşmış durumda. Bunun istisnası yarış modu, çünkü yarış modu çözünürlüğü düşürüyor arkadaşlar. Yani diğer modlar ve özel mod, hız ve de görüntü kalitesi olarak tavsiye ettiğimiz modlar diyebiliriz. Bir de oynayarak şu hissiyatı anlatalım. Milisaniyeleri bir kenara bırakalım, iki oyun oynayalım, bu iki oyundaki deneyimi paylaşalım. GeForce Now'ı açtık ve bugün iki tane oyun oynayacağız. Bunlardan ilki Cyberpunk 2077, Ray Tracing destekli bir oyun ve bu bağlamda bilgisayarımızda Ray Tracing donanımı olmamasına rağmen GeForce Now sayesinde oyunu RTX ile oynayabileceğiz. İkinci oyunumuz ise Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege'de gecikmeyi biraz daha iyi tecrübe etmiş olacağız. Bakalım GeForce Now'da nasıl bir performans elde edeceğiz. İsterseniz başlayalım. Cyberpunk'ı açıyoruz. Cyberpunk bu arada benim GOG hesabımda, GeForce Now'da GOG'da var. Doğrudan hesabıma zaten giriş yapıldı. 2 saniye sonra da play diyebileceğim. Hatta dememe gerek yok, doğrudan kendisi zaten play demiş. Muhteşem. Oyun kısa sürede açıldı. Devam etmek için boşluk tuşuna bastık. Tekrar boşluğa basalım. Şimdi bir ayarlara bakalım öncelikle. Buradan ne diyelim, grafik diyelim ve daha sonra özel değil, onu biz en yükseğe alalım. Işın izleme ultra. Kaplama kalitesinde yüksek yapalım ve uygula diyelim. Sanırım hazırız. Oyunumuza geçebiliriz. Devam et diyelim. Hey everyone. Feels great to have you back. Şimdi zor bir bölümde devam ediyoruz. Açıkçası ben en son bıraktığımda bayağı zorlu bir bölümdeydik. İçerisi adam dolu ve beni hackliyorlar sürekli. Düşman bölgesi diyor. Doğru. Bence de. Teslimat. All Foods'tan kaç. Adil Hanım efendim, nasıl kaçalım? Şimdi şöyle bir bakalım, çömelelim. Bizim adam da geldi, hemen rush mı yapıyoruz? Bayağı aldım onu. Ama sağdan ateş ediyorlar. Evet, gibi. Geliyor, bir tane daha geliyor. Hemen onun karşısına geçersem. Evet. Daha değiştireyim. Yok, o değil. Bunun mermisi kalmamış. Ben yine bir geri çıkarsam sanki iyi olacak gibi. Hemen dalmak pek de iyi bir fikir değilmiş. Şimdi bunun mermisi bitmiş. Pek de hoş olmadı. Şurada mermi var mı acaba? Bakalım bir neymiş bu. Bu adamları da zaten kuruttum, o yüzden pek bir şey kalmadı. Şurada şu arkadaşta sanki bir şey var. Ha, silah varmış. Güzel. Al diyelim. Bu arada bizi hackliyorlar aşırı ısıtıp. Şu arkadaşta ne var bakalım bir. Hepsini al. Tamam. Güzel. En azından biraz cephanemiz oldu. Şu aşamada artık oyunu GeForce Now'dan oynadığımı unuttum arkadaşlar. Gayet keyifli bir şekilde zırhlarımı yapmaya çalışıyorum, ilerlemeye çalışıyorum. Şurada arkadaş bizi görmedi hazır.
Güzel. Bayağı bir indirdik. Solda yine birisi atış ediyor bize sanki. Bakıyorum. Yanına gidip öldüreceğim ben bunu. Yapıyorlar bizi. X'e basalım bari bir şey yapalım. Enerjimizi geri toplayalım da mermimiz bitti. O sıkıntı. Şimdi düşmanlar tamam diyordum. Üst katta bir iki tane adam daha kalmış. Onlara da bir paket atabilirim ama paketim kalmamış aslında. Onların tabii yanına çıkıp artık şey yapacağım. Sonuç olarak alt katı başarılı bir şekilde temizlemeyi başardık ve rahat temizledik açıkçası, bunu söyleyebilirim. Hani artık oynarken bir noktadan sonra GeForce Now'da oynadığımı unutuyorum. Gayet güzel, keyif alan bir şekilde düşmanları alt etmeyi başardım. Ve bu bölümü sanırım ilk defa geçiyorum. Yani bu kadar zorlandığım bir bölümü ilk defa bu şekilde GeForce Now'a nasip oldu. Hatta buradaki görevi de tamamlayıp bir tane save alacağım. Ondan sonra bir sonraki oyunumuza geçebiliriz. Evet, bölümü başarıyla geçtik. Bir sonraki oyunumuza geçebiliriz. Şimdi sıradaki oyunumuz Rainbow Six Siege. Bakalım. Oyna diyelim. Açıkçası bugüne kadar sadece test ettiğim bir oyun. İlk defa oynayacağım. Umarım benim seviyemde oyuncuları karşıma çıkartır. Yoksa biraz zor olacak benim için. Önceki oyunumuz GOG üzerindeydi. Bu oyun Ubisoft Connect üzerinde. Oyunumuz açıldı. Öncelikle ayarlarımızı yapalım. Options diyelim. Graphics diyelim ve şu an low'daymış. Onu biz bir isterseniz ultra yapalım. Bazı ayarlar harita yeniden yüklendiğinde geçerli olacak diyor. Biz zaten şimdiye kadar herhangi bir harita yüklemedik. Bu bağlamda ilk oyunumuzda grafik ayarlarının geçerli olacağını düşünüyorum açıkçası. Çözünürlük 720p'ymiş. Bunu 1080p yapalım isterseniz. Evet, bütün ayarlarımızı yaptığımıza göre bence oyuna geçebiliriz. Play diyelim, bakalım bizi nasıl bir macera bekliyor. Newcomer, yeni gelen. Evet, biz de zaten yeni geliyoruz. Bu bağlamda bence bizim için en doğru olan bu. Şu anda eşleştirme yapılıyor. Mavi takım ve turuncu takım varmış. Birinci round başlıyor, bakalım. Spawn location. Nerede dirileceğiz? Ona bakalım. Random diyeyim ben. Bunu da random diyeyim. Confirm loadout diyelim. Bakalım. Sadece bir kişi bekliyormuşuz şu anda. Hepimiz hazırız. Şu an tabii oyun başlamadığından dolayı herhangi bir gecikmeden bahsedemiyorum. Oyun başlasın bir bakalım. O konuda da fikirlerimizi belirtelim. Evet. Nihayet arkadaşımız uyandı. Preparation phase. Hazırlanma aşaması. Şu an sanırım ben minik bir robotum. Başladı. Action phase. Süper. Şimdi nereye gideceğiz acaba? Merak ediyorum açısı. Shift'e basıp koşabiliyormuşuz. Güzel. Bizim elemanları da görmeye başladım. Şu an herhangi bir gecikme hissetmiyorum. Gayet güzel bir şekilde ilerleyebiliyorum. Tabii bir de çalışmanın içine girmek lazım ama tecrübesiz olduğumu zaten baştan belirtmiştim. Evet, içeride birileri var gibi, bakalım. Neredeymiş adam ya? yandan görüyormuş beni. All friendlies have been eliminated.
İlk roundu kaybettik arkadaşlar. Tebrik ediyorum kendimizi. Yine tamamen random gidelim. Random. Confirm loadout. Turuncu takımda yine bir kişiyi bekliyoruz arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. İçeride bir çatışma başladı gibi sanki. Az önce şuradan girmiştik. Tekrar bir gidelim bakalım şuraya. Spotted by scan. Birileri etrafı tarıyor ve bizi tespit ediyor. Herkesin de tabii farklı farklı ekipmanlar var anladığım kadarıyla. Niye canım düşmeye başladı? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Acaba aşağı mı atlasam? Evet, ikinci roundu kazandık arkadaşlar. Yani bu kadar iyi oynayınca başarı da kaçınılmaz oluyor. Evet. Üçüncü rounda giriyoruz ve yine turuncu takımdaki arkadaşımız bekletiyor bizi. Bu defa en azından bir robot olarak başlamadım oyuna. Ve barikatları yok edebiliyormuşum kapıların önündeki. Güzel. Bu da bir başlangıçtır. Silahımızı görelim. Böyle nişan alabiliyoruz. Tabancamıza geçebiliyoruz ve silahımıza geçebiliyoruz. Evet, aksiyon aşaması başlıyor. Şu arkadaş yetkili bir abiye benziyor. Bunun yanından gitsek mi acaba? Bu defa ben biraz aksiyonun içine gireyim diyorum bakalım. Ha, buraya tel koymuşuz gelmesinler diye. Oraya da tel koymuşuz. Güzel. Bir kişi gitti. Evet, şuradaki arkadaşı aldılar. Buradan birileri gelebilir her an diye tahmin ediyorum. Evet, birileri ateş ediyor oradan buraya. Gibi. Bakalım. O. Tebrik ediyorum arkadaşı gerçekten. Tek atışla vurdu. Turuncu takıma alkış. Evet, şimdi iki tane oyun denedik. İkisinde de yaşadığım tecrübeleri aktarmak istiyorum. Cyberpunk 2077'de uzun zamandan beri geçemediğim bölümü geçmeyi başardım. Gayet rahat, keyifli bir şekilde oyunu oynadım. RTX ayarı da dahil bütün ayarları sonuna kadar açtım. Buna rağmen akıcı bir oyun deneyimi elde ettim. Sonrasında Rainbow Six Siege'de hiçbir tecrübem yoktu. Oyun her ne kadar beni benim gibi tecrübesizlerin arasına koyacağını söylese de bence pek adil bir yarış olmadı açıkçası. Karşı takım bayağı güçlüydü. Yani bizim takım bir ara kazandı, şans eseri kazandı diye düşünüyorum. Ya adam bana uzaktan headshot attı. Yani bu arkadaş tecrübesizse tecrübeli arkadaşlar nasıl oynuyorlar bilemiyorum. Neyse, bizim bakacağımız konu gecikme. Oyunu oynarken herhangi bir gecikme hissetmedim. Gayet güzel bir şekilde oynanabiliyor. Ama bu demek değil ki GeForce Now rekabetçi oyun için muhteşem bir tercih. Her zaman diyoruz, ne kadar düşük gecikme o kadar daha iyi. Ama Cyberpunk 2077 bize şunu gösterdi. Bilgisayarınızda RTX donanımı olmasına gerek yok. Uzaktaki sunucudan oyunu akıcı bir şekilde istediğiniz gibi rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.
Evet, bugün GeForce Now'ın gerçek gecikmesini ölçmüş olduk. 1000'den fazla oyun var ve içerisinde çok fazla ücretsiz oyun da var. Yani oyun kütüphaneniz zengin değilse bunu çok da dert etmenize gerek olmayabilir. Zira içerideki epey ücretsiz oyunu da oynayabilirsiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte GeForce Now'ın güncel durumuna bakıp gecikmesini ölçtük. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.